Yayındayız arkadaşlar. Tekrar bir akşam birlikteyiz. Hoş geldiniz hepiniz. Serhat, nasılsın? Her salı akşamı. Hoş geldiniz. Herkese merhaba. Merhabalar. Azmi'cim sen nasılsın? İyidir. Öyle uğraşıyoruz. EC2 networking. Load balancer. Hayatımız olmuş load balancer. Hayatımız olmuş load balancer, aynen. Gelen arkadaşlar böyle bir editörü falan yaparsa YouTube'dan biz de okeyleşelim. Sonra da bugünkü konumuza başlayalım. Canlı yayındayız. Twitter'da atalım. AWS Security Group. Ben her zamanki gibi piksel. Ama zaten ekran küçülecek diye çok ellemiyorum da. Abi o kadar bottleneck ki. Dünyanın en iyi kamerasını al. Dünyanın en iyi işte mikrofonunu al. O internetin kötü olsun hiçbir anlamı yok. Gerçekten iğrenç bir durum. Şeyde yani telefondan bağlansam telefon da 2,5 zor çekiyor. Onun da yani internetinin bir sınırı var. Öyle. Her canlı yayını, bir sürü canlı yayın yapıyoruz çünkü. YouTube'u kapatırken şey yaptım ya. Streamlerde kapatmışım yanlışlıkla. Bakıyorum. Hoş geldiniz. Tekrar hoş geldin Nazmi'cim. Şimdi bakalım arkadaşlar gelmiş zaten. Biz çok bekletmeyelim. Sonra zaten zaman aşıyoruz. Şimdi bugün en son nerede kaldık? EBS'den bahsettik arkadaşlar. Elastic Block Storage. Şimdi bahsetmediğimiz ya da aklınıza takılan bir şey olursa Slack kanalımız her zaman açık. Yani orası çok çok aktif gözükmüyor olabilir ama biz oradayız. Sürekli konuşuyoruz arkadaşlarla da, ekiple de. O yüzden merak ettiğiniz bir şey olursa yine Slack kanalı en iyi kanal aslında. Yani en iyi yer soru sormak için. O yüzden kanala gelebilirsiniz. Slack kanalına. Şimdi bugün nerede kaldık? Security Group'ta kaldık. Azmi, ekranını paylaşabilir misin? Oradan security gruplardan başlayabiliriz. Yani ben burada sözü AWS'ci arkadaşlarımız Ahmet veya Serdar isteyen hani başlayabilir, giriş yapabilir. Slack şeyini paylaşacağım birazdan. Şimdi security group nedir, ne işe yarar, niye var? Özellikle mesela IAM kavramıyla, IAM user kavramıyla karışabilen bir kavram. Evet. İnsanlar hani yani çok aslında net farklı şeyler oldukları belli ama yeni birisi başladığı zaman karıştırabiliyor. Bir bahsedebilir misiniz? Security group nedir, ne işe yarar, farkı nedir IAM'den? Okey. Serdar sen başlarsın. Sen başla abi. Ben devam ederim sonra. Okey. Öncelikle aslında şuradan başlayalım. Security group, yani adı üstünde aslında bir AWS üzerinde bir kaynağınız varsa, işte bu EC2 kaynağı olabilir veya işte EKS olabilir, ECS olabilir veya bir container çalıştırabiliyorsunuz. Yani belirli resource'larınız varsa veya Lambda olabilir. Bütün bu kaynaklara dışarıdan veya içeriden dışarıya olan tüm network'ü kontrol etmenize sağlayan sanallaştırılmış bir firewall kümesi olarak düşünebilirsiniz. Yani arka tarafta under the hood dediğimiz hani data center'larda AWS bunu aslında fiziksel olarak firewall'larda implementasyonunu yapıyor ama siz üst tarafta sadece hani birkaç tane konfigürasyonla, birkaç tane parametre girmesiyle bir hani güvenlik grubu oluşturuyorsunuz ve bu güvenlik grubunu belirli AWS kaynaklarına attach ediyorsunuz. Ve bu şekilde dışarıdan içeriye gelen ve içeriden dışarı gelen tüm network trafiğinizi kontrol edebiliyorsunuz. Ve hangi portu açıp açmayacağınızı da buradan yönetmiş oluyorsunuz. Özellikle bu gerçekten hani cloud'a çıkan kişilerin veya cloud'da bulunan ve cloud'da daha da büyümek isteyen kişilerin aslında çok önem vermesi gereken bir kısım. Güvenlik çok önemli bir kısım. Yani sizin yanlışlıkla bir açtığınız bir port, 22 portu veya işte HTTPS için 443 portu gibi aslında birçok bir portu açtığınız zaman veya tüm dünyayı açtığınız zaman farkında olmadan tüm altyapınızı, tüm kaynaklarınızı dış dünyadaki tehditleri de açmış oluyorsunuz.
Bu yüzden aslında zaten şu an listede de Azmi'nin hani 4 tane mesela security grup bulunuyor. Bu oluşturduğumuz security gruplar hani kaç tane biz buradan EC2 üzerinde aslında göstereceğiz belki demoda. Hani EC2 açıp EC2'ye bir security grup bağlamış olacağız ama burada aslında ne kadar EC2 kaynağınız varsa bunlar aslında bir küme halinde security gruplara attach edebiliyorsunuz veya arka tarafta bir database'iniz, bir veri tabanınız var. Veri tabanınızla web server'ınız arasında ayrı bir security grup tanımlayabiliyorsunuz ve bu şekilde aslında çok daha güvenli bir security grup tanımlaması oluşturabiliyorsunuz. Abi bir şey soracağım. Çok güzel anlattın bu arada. Şeyi şimdi security gruplar VPC'ye bağlı olmak zorunda, doğru mu? Virtual Private Cloud dediğimiz bu görünmeyen aslında yani fiziksel değil aslında bir işte ne sanal, denir ona? Sanal, sanal bir network. Aynen, sanal bir network'e bağlı olmak zorunda. VPC'ye bağlı olmak zorunda. Şu an biz VPC'ye girmeyeceğiz. Öyle konuştuk. Çok ayrıntılı. Çünkü VPC başlı başına çok büyük bir konu. Biz EC2'nun o sol taraftaki işte sırayla indiğimiz için şu anda security group geldi. Ama security gruplar bir VPC'ye bağlı. Bunu hani söyleyelim. Ek olarak hani Ahmet'in söylediklerine. Ve security group aslında bir VPC'ye, bir network'ümüze, sanal bir network'ümüze gelen ve çıkan network portlarını belirlediğimiz servis. Doğrudur değil mi? Evet, aynen öyle. Yani aslında security grupları, yani bu sanallaştırılmış firewall'ları aslında kullanmanız için de bir sanal bir network oluşturmanız gerekiyor. Burada hatta şu an Azmi'nin gösterdiği konsolda sağ tarafta VPC ID kısımları var. Bu VPC ID, Serhat senin dediğin gibi hani oluşturduğumuz custom izole VPC'lerin ID'leri. Dediğimiz gibi hani bu VPC oluşturmak, kendinize ait custom izole işte belli bir IP range'de işte belirli özelliklerde route table'ı farklı izole veya özelleştirilmiş route table'ları olan bir VPC oluşturmayı çok daha başka zaman konuşacağız. Belki IAM'den sonraya atabiliriz o konuları. Çünkü içine girersek hani belki bir ay götürür o bizi. Evet. Onun için bence burada hani sadece VPC'nin yapısı nedir diye anlatıp hani security grubun aslında burada önemi bu şekilde diye anlatabilirim. Belki Serdar senin ekleyeceğin şeyler varsa. Sen IAM'den bahsettin bu arada. Bence Serdar özellikle IAM'le farkından da bahsedersen hani söyleyeceklerin içinde güzel olur abi. Tamam. Ya şimdi security group dediğiniz zaten firewall gibi düşünün. Yani bilen arkadaşlar varsa stateful bir firewall. Yani kendi içinde bir tablo tutuyor. İşte gelen IP port bilgisi neyse ona mesela izin verirse onun dönüş trafiğine de izin veriyor. O yüzden hani stateful olması bazen bazı limitleri beraberinde getirebiliyor, onu söyleyeyim. Hani birden fazla şey gibi düşünebilirsiniz. Yani bir security group içerisinde maksimum belirleyebileceğiniz rule sayısı vesaire gibi konular var. bir araya girebilir miyim? Evet. Çok bir, kusura bakma Serdar. Bir araya gireceğim de stateful dedi Serdar. Aslında bu çok önemli. Hem sertifika sorularında hem de mülakatlarda genelde çıkıyor bu security grubun klasik özelliklerinden deyip Serdar'a tekrar topu at. Çok iyi yaptın. Oyuncaki aynen. Ya böyle geçen şeyde de yaptın aynı şeyi. Hani böyle abi dur bir bak burası sınavda çıkıyor. Bunu yap abi. Çünkü biz takip edip böyle sınava girmek isteyecek çok insan var eminim. Sen de sınav konusunda bayağı tecrübelisin. Hani ben de bu basit olandan aldım ama girmek istiyorum bir zor olanına. Bu sayede size de öğreniyorum da ben de bir şeyler. Mutlaka böyle bu soru çıkıyor abi diye gir yani. Güzel oluyor. Ben eğitim alacaktım. Bu yayınları şey yapıyorum işte şu anda. Yayınları yapıyoruz. Eğitim almıyorum o sebepten. Yayınlar bitsin bu seri. Bitmez mu? Hemen AWS anlatamaz. Gireceğim sana oradan. Ahmet her hafta iki tamam. Tane soru veriyor arkadaşlar. AWS Solution Architect. Buyur abi. Ben de şöyle devam edeyim o zaman. Madem öyle bu bir firewall. Stateful bir firewall dedik. O zaman bunun başka bir firewall var mı AWS'te diye sorarsak bir de stateless firewall'umuz var. O da Network Access Control List diye geçer. Ona VPC tarafında değiniriz. Security gruplardan farklı olarak o bir EC2'ye attach edilmiyor. Bir subnet'e attach ediliyor diyelim. Yani VPC içindeki network bölümlerine o firewall tanımlıyorsunuz. Yani aslında hem subnet hem EC2 seviyesinde iki farklı şeyden yürüyebilirsiniz.
iki farklı firewall'u arka arkaya kullanabilirsiniz. Stateful status farkını böylece açıklamış oldum. Network access control listler stateless, security gruplar stateful firewall'lar. Basitçe network access control listte bir inbound rule verirseniz, bunun geri dönüş trafiğini outbound rule'a yazmazsanız, orayı kapalı tutarsanız firewall'da çalışmayacaktır. Ama security gruplarda öyle bir sınır yok. Security grupların yönetimi o noktada biraz daha rahat. Şurada aşağıda Azmi gösterirse inbound rules, outbound rules kısmını. Bunlar default'ta şu şekil geliyor. Inbound rules, geçen hafta yapmıştık. EC2'ye bir security group eklemiştik. O sırada işte yeni bir tane security group yarat demiştik biz. Yeni security group yaratabilirsiniz ya da mevcut security group'u EC2 yaratırken üstüne attach edebilirsiniz. Ama sıfır hiç security grubu olmasın, boş gelsin diyemiyorsunuz. Onu da söylemiştim geçen hafta. VPC de aynı işte, değil mi abi? VPC de öyle. Burada VPC değil de şeyden, subnet diyelim ona. Network Access Controller'ı soruyorsan. Burada ama... Yok, ben network by default, hani hiçbir şey yapmasan da bir default VPC oluşuyor ya, ondan bahsettim. Ha, VPC de öyle, evet. Bir de default VPC var. Şeyde burada SSH vermişiz mesela 22 portundan biz. Bu security gruba. Outbound rules'a bir gelebilirsen Azmi, onu da gösterelim. Outbound rules'ta herhangi bir sınırlama yok. Yani EC2 makineden dışarıya doğru çıkan trafiğe bakarsak makineden çıkış açık geliyor default'ta. Dilerseniz bunu da kısıtlayabilirsiniz. Yani bu hani internete çıkıyor, başka makine çıkıyor olabilir. Kısıtlamadan çıkış yapabiliyor EC2'lar default'ta. Hani bundan bahsedeyim. Şey tarafı, security group tarafının önemli özelliklerinden bir tanesi. Şimdi güvenlikle ilgilenen ya da firewall'u bilen ya da işletim sistemlerinde işte IP tables gibi farklı ürünler gibi, ne bileyim firewall ürünleri gibi, Windows firewall gibi firewall'ları kullanan arkadaşlar varsa şunu iyi bilirler. Bir makinenin üzerine rule'lar yazarsınız. Dersiniz ki 22'den izin ver, işte 80'e izin ver, geri kalan her şeyi kapat gibi, ya da ping'e izin ver. ICMP'ye daha doğrusu izin ver, işte UDP trafiğine hiçbir şekilde izin verme gibi kısıtlamalar yapabilirsiniz. Bir firewall'da bunu bir rule olarak tanımladığınızda, yani yaptığınızda bunu bir makineye koyuyorsunuz ya. Şimdi EC2 security grupların burada çok önemli bir farkı var. Hemen onu söyleyeyim. Siz bir security grubu birden fazla makineye attach edebilirsiniz. Yani EC2, 3 tane EC2 makinenizin 3'ünü de tek security grupla yönetebilme şansınız var. Bunun avantajı ne? Bunun avantajı autoscaling'de çıkıyor karşınıza. Yeni bir makine mesela autoscaling'e ekliyorsunuz. Hiç ayar yapmadan hop bir security grupla mevcut fleet'in şeyi neyse ayarları o şekil çalışabiliyor. Dilerseniz makinenizi ayrı ayrı security gruplarla oluşturabilirsiniz. Veya şunu da yapabilirsiniz. 2 tane security grubu koyarsanız şeye EC2 üzerine, o zaman iki security gruptaki şeylerin izinlerin ikisini de kullanabilir hale geliyor diye şey yapayım, hani konuyu biraz o tarafa çekeyim. Security grupların birbirleri arasında da bir şeyi var, bağlantısı var. Ondan şimdi mi bahsedelim, ileride mi bahsedelim daha örnekli olarak, ama hani bir security gruba şunu da yapabiliyorsunuz, örnekle gösterebiliriz belki. Mesela orada bir edit inbound rules dersen Azmi. Hemen yapayım istiyorsan. Bu mesela bir payment servisi. Evet. Payment servisinin ben sadece atıyorum Postgres pub tek almasını senaryo yapacağım iş. Inbound rule'dan rule olarak gelip buradan ilgili makineyi seçiyor olmak, security grubu seçiyor olmak. Nerede vardı o arkadaş? Orası şurada. Protokol tarafı. Security gruptan payment servisi seçtikten sonra şunu diyorum. Portta da 3000 port olsun, bu makinede de not koşu olsun. Ben artık payment servisiyle Postgres Public security grubunu birbirine bağlamış oldum. Bu security grubundaki makineler artık payment servisine ulaşılabilir hale geldi. Bu aynen, burada şöyle bir şey var. İşte bir EC2 makinesi düşünün, A makinesi. Buna biz bir security group attach ediyoruz. Mesela payment service security grubunu. Ondan sonra bu makineyi Postgres public security grubundaki makinelere eriştirmek istediğimizde bu rule bize yetiyor. Yani bir security grubun içinde 100 makine de olsa erişebiliyor. 3 makine de olsa da erişebiliyor.
Yani security grup hem aynı zamanda şeyi de gruplamayı sağlıyor. Bazı fleetlerin güvenliğini gruplamayı da sağlıyor. Bu sayede nasıl bir avantajımız var? Mesela database için bir tane security grubumuz olsun. Database security grubu. Bir de uygulama sunucusu database'e erişecek. Yeni bir uygulama sunucusunu sadece tutup şeye eriştirmemiz. Yani bir security group, application isminde bir security group açılığı var olan, hazır olanın içine koymamız yeterli oluyor. Onu attach ettiğimiz anda istiyor. Bu database'e erişebiliyor. Bu izni verdiysek. Yani bir security group diğer security gruba erişebilsin. Biraz karmaşık olabilir ama günün evet. Sonunda bunu teknik olarak alıp hani elinde oynayan arkadaşlar şunu göreceklerdir ki bu sayede çok güzel bir konfigürasyon yapıp işi inanılmaz derecede rahatlatmak çok mümkün. Diğer türlü her gelen makineye sizin bazı rule'ları tanımlamanız gerekiyordu. Veya hani database'e erişecekse database'e erişsin diye şey ya da makineyi bir şekilde bir şeye firewall'da bir yere atamanız gerekiyordu. Hep bir operasyon orada vardı. Bu biraz daha şey sizin saha tecrübeniz daha çok tabii. Azmi Serhat. Bir de ben şeyden belki bahsedebilirim. Hani sen stateful'lardan bahsetmiştin ya. Orada mesela hani şöyle bir 100 kez oluyor genelde. Hani mesela bir VPC oluşturduk. Bu VPC içerisinde bir işte private bir subnetimiz var. Bunları detaylı anlatacağız daha sonra ama bu private subnet içerisinde hani dışarıdan aslında aksesimizin olmadığı ama içeriden dışarıya aksesimizi olması gereken bir senaryomuz var. Mesela hani dışarıdan networksel erişimimizin olmasına gerek yok ama içeriden bir işte mesela bir kernel upgrade yapacağız. Sudo yam upgrade çektik veya yam update dedik. Bu arka tarafta bu yamın işte repolarına giderken işte arka tarafta HTTP veya HTTPS ile işte bir belli repolara gidip paketleri indiriyor ya. Hani bunun için içeride hani outbound'da aslında dışarıya aç dememiz aslında bu konuda aslında yetiyor. Çünkü dışarıya çıkarken o security group nereye gittiğini aslında state'ini yazıyor. Hani hangi IP bloklarına gittiğini aslında state'ini yazıyor. Dönerken de o paketi alıp tekrar EC2 instance'ına o paketleri getirebiliyor. Bu çok büyük bir kolaylık getiriyor. Çünkü bunu Network ACL'de anlatacağız. Hani o kısma geldiğimizde stateless olduğu için bunu işte o gideceğimiz IP bloklarını tanımlamamız gerekiyor. Bir de inbound kısmında. Ama security group'ta bunu tanımlamadan sadece outbound tarafta hani çıkacağımız neresiyse o direkt orayı da yazabiliriz veya direkt 00'la da hani outbound tarafta tanımlayıp sadece dışarı internet aksesimizin olduğu makineye açıp aslında çok daha güvenli bir yapı oluşturabiliyoruz. Ben de tam bu konuştuklarımızın hepsini gerçekleyelim diye iki tane makine açtım. İki tane de ayrı security group yapıyorum. Demoda hani istersek bu arkadaşları birbirleriyle konuşturalım diye. Inbound rule'da da bu arkadaşa SSH verelim. Ayardan bağlanabilsin. Aynı zamanda şunu az önce yaptığımız security. Application 2'dan buraya direktmen erişim olsun. Yani şekilde 3000 portu veya ping atalım buraya. Örnek olarak. Şimdi iki tane security grubum var. F1, F2 security group diye. Bunların farklı farklı inbound, outbound rule'ları var. Buradaki senaryoda isterseniz şey yapabiliriz. Application 1'a SSH ile bağlanırız. Sonrasında da Application 1'dan Application 2'ya ping atarız. İçeriden. Daha sonrasında bu ilgili ping atabilme security kuralını çıkartırız. İlgili makineden. Ping atılmadığını görürüz. Böylece nasıl akses verebiliyoruz ilgili makineler arasında aynı VPC'delerse eğer bunu görmüş oluruz. En azından bu VPC peering falan mevzularına girmeden. Ne dersiniz bilmiyorum. Yani şey, by default zaten inbound olarak yani inbound ve outbound birer tane giriyor ve outbound aslında içeriden dışarı Ahmet'in dediği işte erişebiliyor şeklinde galiba. Çünkü all demiş, all trafik demiş. Ama yani inbound olana da sadece o outbound şey yani o security grubun iznini vermiş. Yani o security grup olan şeyler, instance'lar birbiri arasında haberleşebiliyor. Aynen. Demek oluyor. Aynen. Bu herkesin kafası çorba oldu mu?
Tamam, seninkisi de şu an ona örnek zaten. Şey yapabilir. Bu arada şey Ahmet'in verdiği örnekte mesela pardon abi söyle. Şeyde mesela bizim Opsine'de benzer bir şey vardı ama şöyle bir şey var tabii hani Ahmet de bilir eskiden Opsine'de çalışıyordu. O şeylerle uğraşıyordu zaten. Yani örneğin bizde mesela bir işte clientların eriştiği web tarafı vardı. Bir de arkada biraz daha işte nasıl diyeyim engine dediğimiz aslında o zaman adı engine şimdi daha farklı tabii değişti ama biraz daha böyle heavy lifting'i yapan o işte calculation'ları yapan dışarıdaki servislerle third party servislerle konuşan bir şey vardı. O third party servislerle konuşan dediğimiz uygulamanın örnek veriyorum Slack'le entegre oluyorduk mesela. Biz gidip Slack'e request yapabiliyor olması lazım yani. Dışarıya internete çıkabiliyor olması lazım. Orada VPC'nin başka özellikleri subnetler vesaire belki işte network grupları bilmem neler hani bir sürü şey var. O konuya geleceğiz ama security grup Ahmet'in verdiği örneğe mesela benzer bir durum var orada yani. Dışarıya erişmeye mutlaka izin olması lazım ki o instance'lar request yapabilsin yani dışarıya. Yes. Tam sen konuşurken ben app'e girdim. 10.0.0.102 lib makinedayım şu anda. Application 2 bu da. Application 1'im var. 10.0.0.84 bu arkadaşta. Bir yandan da bu bizim gerçeklemek istediğimiz security kurallarını açalım. Üzerinde takılı security gruplarını görmek için de şu dash'i açıyorum. Burada SGDev Postgres takılıymış bu application 1'da. Bunun herhangi bir şekilde inbound rule'unda diğer application 2 makinesinin bağlanmasına yönelik bir kural seti olmadığından dolayı ben şu anda herhangi bir şekilde ping atamıyorum bu ilgili makineye. Beklersem timeout işlemi alacağım. Bununla beraber istersen bu security grubu değiştiririm, istersen Serdar'ın da bahsettiği gibi ekstra bir security grubu takabilirim bu arkadaşın içerisine. Yani EC2 üzerinde Postgres koşturuyorsunuzdur. Aynı zamanda ilgili bu arkadaş da koşsun istiyorsunuzdur. Security grubu da verdik. Diğer ikinci bir... Security Group App2 SG var. Application 2 buna bağlandık. Detaylarda bakalım. 102'li makinedeyiz. Şu anda tekrar göstereyim. Application 2'deyiz. Bu makinenin security grubu App2 SG. Ben buna Application 1'dan bağlantı sağlayacağım. Bu arkadaşın security gruplarında da inbound rule olarak ne yapmamız gerekiyor? Gidip şey, de bu arkadaşı security grubunu veriyor olmam lazım. App2 SG'yi. Şimdi Fortuna hepsine. Security gruplar üzerinden pardon abi ping atacaktım. Security gruplar üzerinden bu iki makineyi konuşturmuş olacağız. Doğru mu yaptım bilmiyorum şu an. Hem böyle yayın yapıp bunu yapmak bayağı şeymiş, zorluymuş. Direkt IP'yi versen aslında App2 ikinci şeyin IP'sine versen bilirsiniz. Olur. Bir dönüp şeye de tekrar bakmak istiyorum zaten. Şöyle hafif bir bekleteceğim sizi. Çok fazla şey açtık bir anda. Application 1'da Security Group'ta SGD Postgres var. Ben nereden bağlanmak istiyorum? Application 2'den Application 1'e. Öncelikle IP'sini vererek başlayalım bu arkadaşım. Dediğin gibi. Bunun için de ne yapmamız gerekiyor? Application 2'nin IP'sini gidip Application 1'ın security grubunda inbound rule'a eklememiz gerekiyor. Şu arkadaşı siliyorum şimdilik. Custom TCP dedim. Bu porttan bize arkadaşı aç dedik. Şurada da 32 seçmem gerekiyor. Save rule dedim. Geliyorum bu arkadaşa tekrardan ping atıyorum. Ve karşıdaki makineye ping atabildiğimi, ulaşabildiğimi görüyorum. Şimdi bunun aynısını kafayı çok karıştırmadan çünkü isimler App2, App1 olunca benim de kafam karıştı. Security grupta yapalım isterseniz. Hatta öncesinde de ilgili rule'u silerek yeniden ulaşamadığımızı bir görelim ilgili makine için. Ben SGD Postgres App 1'da takılıydı. Birinci application'ımızda takılıydı. İkinci application'daki security'den
ulaşmaya çalışıyorum yeniden ilgili arkadaşa. Herhangi bir şekilde ulaşamıyorum. Sebebi ise bu uygulama 1'in uygulama 2 için gerekli security kurallarına sahip olmaması. Şimdi bunları direktmen uygulamanın IP'si değil de Serdar'ın bahsettiği gibi sizin işinizin kolaylaşması için belirli ilgili security gruptaki diğer tüm makinelerin de autoscale durumunda bağlanabilmesi için gerekli practice olan security group olarak sizin inbound rule'u tanımlamanızı anlatalım bu kısımda. Yine tekrardan şuraya geliyorum. Ne yapacağım? Application One makinesine bağlanmak istiyorum. Nereden? Application 2'dan. Yani benim şu ID'li security grubu Application One security grubunun içerisine bağlamam gerekiyor inbound rule olarak ki buradan gelebileyim. Application One'ın içerisine geldim. Application 2'da security group burada. Bu arada bağlıymış zaten bu arkadaş. Yanlış olabilir. Tekrardan seçelim şunu. Application 2'nun security grubunu bağladım. Tüm pingleri açık. Şu anda save rule diyorum. You have not made any change diyor. Herhangi change yapmadığımız için almadı arkadaş. Okay. Şimdi gidip şunu yapalım. EC2 makinamızın üzerindeki takılı security gruba bakalım. Uygulama 1 için. Burada da uygulama 1 için SGDev Postgres takılıymış. Buna ne yapmamız gerekiyor şu anda? Bizim bu üzerine application 2 vermemiz gerekiyor. O da hangisiydi? Application 1 için var olan security group. Bunu da ekliyorum buraya. Kaydediyorum. Elimizde güzel bir network örneği var. İki security group şu anda birbiriyle konuşuyor. İlerleyen dakikalarda siz bir konuşursunuz abi. Ben de arkadan bunun aynısının Miro'daki halini çizerim. Tam böyle oturmamış olabilir. Karman çorman bir şey çünkü. Tekrardan üzerinden geçeriz. Şu anda tekrardan ping atacağım diğer makineye. Hemen bakalım. FB5'den FB1'e. Kılıç makineyi kopyalım. Kendi kendimize ping atmaya çalışıyoruz. Bu birinci makine. Bastığım takdirde ping atıyor olması lazımdı. Ama fail olduk galiba. Birini bir daha böyle bir şey mi? Birini Ankara, birini İstanbul falan yapmayın siz. birini Ankara, birini şey yapalım yani. Çok karıştı bende. F1, F2 falan filan derken. Burada şey yapabilir şimdi, misin abi? Lokal IP adresleri üzerinden dener misin? Olur. Gönderdi. Ha, public'ten gidemiyorum. Sebebi de arkadaşların ikisi de çok doğrusun private network'te oldukları için, private network değil de daha doğrusu ilgili security gruplarından birbirine bağlandığı için böyle bir şeyimiz oldu. Orayı ben kısaca yani, bir açayım. Elastik IP'si falan dışarıya hiçbir şekilde açık değil, değil mi? Ondan evet. Yok abi şöyle. Orada herkes de şu şekilde düşünebilir olayı. Bir EC2 üzerinde siz bir public IP görüyorsunuz. Bu örnekte 18 ile başlayan 159 diye devam eden. Bu gerçekten bir public IP. Yani RIPE tarafından register edilmiş, Amazon'a ait ve makine açıldığında atanan bir public IP. Bu public IP bir network yaratmak için kullanılıyor. Evet, bu da tamam. Yani orada makineye konmak üzere. Ama herkesin kafasında şöyle bir soru oluşabiliyor. Bu makineye üstüne atıyoruz biz bu IP'yi, attach ediyoruz. Ama bu makine o zaman kendi arasında konuşur. Hayır. Bu public IP'nin olduğu bölüm direkt olarak internet olarak düşünülebilir. Yani siz bir kere EC2'dan bu public IP bölümüne geçtiğiniz anda artık paketleriniz internete adım atmış oluyor. Yani bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama Amazon'un yarısı internet mesela. İnternetin yarısı Amazon mu bilmiyorum. Ama oradaki hani bahsettiğim EC2'nun public bölümü aslında internetin bir parçası. Anlatabiliyor muyum? O yüzden demin IP olarak verdik ya şeyi, kuralı. IP olarak verdiğimizde gelen paketin internetten geldiğini ve o IP'den geldiğini gördü. Bunu şöyle de yapabilirdiniz. Kendi evimdeki bilgisayarın çıkış IP'sini vereyim diye de yapabilirdiniz. Aynı mantık. Ama artık internette dolaşmaya başladığı için paketler IP ile çalıştı. Fakat EC2 security gruplar intranete geçmiş oluyor. Yani içeride daha doğrusu EC2 security grupların EC2 üzerindeki çalışma mantığında
lokal IP adreslerinin birbirine erişmesi için kullanıyorsunuz. Buna dikkat edilmesi lazım. Hani konu elastik IP olsa da şey olsa da public private IP olayına. Bu makinenin üstünde görürsünüz. Şu an konsolda da yazıyor Azmi. 10.0. Şeyde pardon, terminalde konsol deyince eski Linux çünkü konsol diyoruz. Terminale geçebilirsen demin ki makinenin terminaline. Orada mesela EC2 user at IP şu diye 10.0.0.182 diyor. Bu makinenin kendi IP'si. Üstüne atanan lokal IP. Ondan sonra onun üstüne bir public IP attach ediliyor. O attach edilen public IP artık internet bacağı. Yani o internet bacağı olduğu için de security grupların birbiri arasında konuşmasına buna dikkat edilmesi lazım. Yani sözün özü lokal IP kullanın. Birbirleri arasında konuşuyorlarsa. Ağzına sağlık. Bunu tamamen atlamışım ben de demo yaparken. Çok iyi oldu. Buyur Ahmet. Bu arada ben hani özellikle hani network konseptlerine yani uzak arkadaşlar için belki farklı bir senaryoyla anlatabilirim Serdar'ın dediğini. Yani özellikle kendi evinizde hani bir lokal area network oluşturduğunuz zaman hani bir tane hani modeminiz var. O modem vasıtasıyla dışarıya çıkıyorsunuz ya. O modemin aslında dış tarafına bakan dış bacağı o aldığınız aslında IP adresiyle, public IP adresiyle dış dünyaya açılıyorsunuz ve dışarıda gittiğiniz hedef de aslında o dış bacaktaki source IP yani o public IP source IP olarak gidiyor. İçeride siz kendiniz mesela 192.168'li genelde başlar. Belki biliyorsunuz 192.168.1.1'dir mesela sizin modeminiz IP'si. 1.2.1.3.1.4 gibi böyle kendiniz kaç tane evinizin içinde makine varsa bu şekilde bir network oluşturabiliyorsunuz. Sanal bir network oluşturabiliyorsunuz ve bunların arasında gerekli paketleri birbirleri arasında gönderebiliyorsunuz ve gerekli ayarlamaları yapabiliyorsunuz ama o aldığınız public IP hani dışarıdan aslında internet sağlayıcının DHCP üzerinden hani DHCP protokolü DHCP diye hatırlıyorum Serdar yanlışsam düzelt. DHCP protokolüyle hani verdiği IP ve o public IP vasıtasıyla dış dünyaya gidip geliyorsunuz. Ama içeride kendiniz yine klasik private IP'ler vasıtasıyla birbirleri arasında gerekli olan tüm network'e iletişim sağlayabiliyorsunuz. Onun için hani böyle bir VPC yapınız varsa biz bayağı hani zaten açıklayacağız ama böyle private bir VPC'niz varsa, private network'ünüz varsa içindeki security grupları public IP'leri üzerinde değildi. Zaten hani public IP kullanımından ziyade biraz daha böyle ileri yüz kez'e gittiğimiz artık private IP'lerle security grupları bağlamaya başlayacaksınız. İşte private IP'ler üzerinden security grupların portlarını falan ayarlıyor olacaksınız. Onun için private IP'ye bu noktada odaklanmak ve private IP üzerinden security group çözümleri oluşturmak bence çok önemli. Bir soru gelmiş. Kısaca cevap vereyim. Bu public private farklı pricing var doğru mu diye. Hem doğru hem yanlış. Şöyle public private arasında olmuyor o ayrım. Pricing'in değişme ayrımı. Availability zone içinde mi kalıyor trafik? Bir availability zone'dan diğer availability zone'a mı geçiyor? Yoksa bir region'dan diğer region'a mı geçiyor? Bu üçü farklı şekilde hani geçen trafik başına bir fiyatlandırması var. Bir de bunun internete çıkan versiyonu var. Bu konuda ben hani yine eskiden çok kafam karışmıştı. Hani nereden gidiyor trafik, oraya mı gidiyor, buraya mı geçiyor, nasıl oluyor falan. Nasıl çalıştığını anlatayım. Destination IP'niz nedir? Yani paketin gideceği yer değil mi? Destination IP'ye sistem bakıyor. Bu IP internette mi? Diğer region'da mı? Öbür AZ'de mi? Bu ayrım çok net. Yani IP bloklarının nerelere tanımlandığı ile ilgili bir şey çok net olduğu için onun üzerinden bu anlaşılıyor. Yani o yüzden gideceğiniz yer yani trafiğin gideceği yer başka bir AZ ise fiyattan var. Şu an ezberes konuşamam hani kaç para olduğu ile ilgili ama başka bir region'a gidiyorsanız bir tık daha yüksek ama aynı availability zone'daysanız o zaman ücretsiz sanırım bildiğim kadarıyla. Bu çıkış için bu arada içeri doğru internetten içeriye doğru AWS'e giren herhangi bir trafik için bir ücretlendirme yok. Evet. Biz girdik networking'e falan. VPC vesaire yani kaçamadık. Ben seni başka bir noktaya soracağım abi. Tam bu security group falan bahsettik. Geçen hafta da storage bahsettik ya. RDS'te de şöyle bir alan var. Yine bunlarda inbound, outbound rule falan tanımlayabildiğimiz subnet group.
Bunun ne farkı var abi yani? Yok yok bu arada. Biraz bence girmez. Zaten ortalık karışık. Bu da VPC. Abi VPC girmeden haftaya evet. O zaman bir haftaya demek ki VPC istiyor yani. Evet. Abi girme çünkü şey hani daha VPC konuşmadan şimdi oradaki subnetler RDS'in altındaki subnetler çok alakasız. Aralar VPC istiyor ya. Abi şöyle aslında yani VPC'ye gireriz ama bence önümüzdeki hafta zaten o ana kısımları bitireceğiz institutunun. Bir link atmıştım ben bu şey security grupla ilgili. Yani security grup o kadar hani tek başına aslında VPC'ye çok girmeden en azından temelde ne işe yaradığını falan anlatabileceğimiz bir konu. Yani o dokümanda çok güzel yazıyor. Mesela işte bakarsanız en başta da bahsettik. Bence bunların üstünden çok kısa bir daha geçsek. Örnek verdik zaten erişme konusunda hani Azmi demo yaptı. Üstünden geçersek bazı temel şeyleri. Hani bence bunu bitirip bir sonraki bu IP konusuna geçebiliriz. Static diyorum şey. Public IP muhabbetine ne derler bu sayfada yazan arkadaşlar önemli şeylerden biri mesela biz bahsettik ama böyle aralarda kaçmış olabilir bu şeyler EC2 instance'lara bağlanan şeyler subnetlere bağlanan şeyler değil VPC'nin VPC'ye bağlı bir şey ama instance'lara bağlanan bir şey ondan Ahmet çok güzel bahsetti zaten ve 5 tane sınırı varmış yani bir instance'a 5 tane security grup atayabiliyormuşsunuz en fazla soft limit bu arada arttırılabiliyor mu? O da. Aynen. Süper. O arttırılabiliyor. Ben araya gireyim yine hemen. Orada bir hard limit de var. Tam evet. Kaç tane security grubunuz? Bir security grubun içerisinde maksimum 50 tane rule koyuyorsunuz sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Fakat toplamda 100 tane de security grup koysanız 10 tane de 20 tane de toplamda rule sayınız da belirli bir limitin üstüne geçemiyor falan. Böyle limitler var. Limit page'ine baksın arkadaşlar. Hani bir proje yapacaklarsa benim her zaman tavsiyem şudur. Test aşamalarında production'a en yakın şekilde konfigürasyonu yapın. Mutlaka. Çünkü karşınıza bu tarz bir limit çıktığında bütün projeniz alt üst bile olabilir. Yani oraya ben 3 security koyarım. Her birine 100'er tane de rule koyarım. Yaparım bunu diye tasarlarsınız. Sonra yaparken bir bakarsınız ki olmuyormuş. Böyle bir limitle karşılaştık. Ondan sonra tekrar baştan tasarlamak çok zor oluyor yani. Hani bu şeyleri iyi araştırsın, iyi test etsinler diyorum. Önümüzdeki hafta zaten bu önümüzdeki hafta olmasa da bir sonraki hafta VPC'ye girince belki bunu hani konseptleri en başta anlatırız. Hani işte bir subnetlere nasıl bölünüyor vesaire. Çok kısa da olsa yani en azından. Çünkü havada kalıyor olabilir birazcık. Security grupta spesifik yani o dokümanda yazıyor. Aslında tek belirttiğimiz şey ilk cümlesi zaten dokümanında. Inbound ve outbound trafiğin institute instance'lara gidiş gelişlerine izin verdiğimiz yer. By default olarak bir sizin için zaten yaratılan bir şey var. Ve orada verilen yaratılan security grupta da denilen şey şu. O security gruba sahip olan diğer instance'lara erişebiliyorsun. Birbirleri arasında erişebiliyor. Aynı security grup da sahip instance'lar, bu default olan da böyle. Aynı zamanda dışarıya, internete o institute instance'lar erişebiliyor. Yani dışarıdan sizin instance'larınıza erişmeniz mümkün değil. Ama o security'a bağlı bir şey olduğu için zaten direkt institute'un altında gözüken bir şey security grup aynı zamanda. Var mı direkt eklemek istediğin bir şey? Bence yoksa bugün şeyi de cover edelim. Ben, bir sonraki konuya da geçelim. Tamam. Ben kısaca son olarak şunu ekleyeyim. Belki merak edenler vardır. Çünkü bana çok soruldu bu soru. Tamam security group iyi güzel hoş ama işte bu böyle sanal bir şey. Ne kadar güvenilir olabilir ki falan dediler. Security gruplar aslında altyapı gereği sanal gözükseler de çok sanal değiller. EC2 makinalarının önündeki gerçek firewall sistemlerinin içine gömülen rule'lar oluşturuyorsunuz. Siz bir security gruba rule koyduğunuzda yani oraya okey diye demin turuncu düğmeye bastığı anda burada bir software script vesaire çalışarak arka taraftaki underlying bir hardware'in içine aslında rule koyuyor. Hani bunu da belirtelim. Gerçek bir on-prem network'te aslında yaptığınızda çok benzer bir şey var. Güvenlik şeyi var. Hepsi var. Kablo geçiyor yani adam. Arka tarafta.
Az önce bahsettim mesela available zonlar arası bir data aktarım pricing farkı var veya regionlar arası. Tamamen kabloların uzunluğuyla alakalı yani. 3 aşağı 5 yukarı amiyane bir şey yapsan. İşte öyle diyorsun da kablo olsa sırf. Yani. Vay be. Kurtarmıyor. Ya bir router ne kadar biliyor musun Azmi sen? Milyon dolarlık router'lar var yani. Kocaman böyle. Bu şeylerin propagation'ları çok hızlı değil mi? Yani ben security group değiştirirsem mesela evet. Sonuçta sen dedin ya gerçekten yazılıyor. Onu aslında gösterelim mi diyecektim ben Azmi'ye. Yani gösterebiliriz. Demo yapabiliriz onunla ilgili de. Olur olur abi. Hatta VPC de inanılmaz hızlı. Yani ben VPC ile alakalı herhangi bir şey yaptığımda IAM ile ilgili bir şey yaptığımda yanlışsam düzeltsin abi. Anlık direktman şey yapıyor. Response veriyor bana. Yani rule'u kaldıralım, tekrar koyalım. O sırada pingler duruyor, tekrar geri geliyor. Ne kadar sürüyor gelmesi? Böyle. Son bakalım pingleyebiliyor muyuz? Pingleyebiliyorken rule'u çıkartalım. Ping'den ping'in kesildiğini görebiliriz muhtemelen. Değil mi? Ama ikisini aynı pencerede görebilirsek güzel olur. Yani şöyle. İkisini aynı anda yapabilirsen. Küçültebilirsen onu. Aynı. Okey. Şimdi şunu kapatayım ping atmadan önce. Bu hangi makineydi? Bunları hakikaten şey yapalım ya böyle Berlin falan diye isim verelim. Tokyo. Böyle F1, F2 kafa karıştırdı yani. Bu arada bu da aslında bir soru. Solution Architects Associate sorusu olarak geliyor. Buna bir altını çizeyim. Arkadaşlar not alın. Immediate, hatta direkt yani cevaplarda immediately response diye böyle gelir direkt chat diye işaretleyip geçersin. Bu arada yani bu şey mi? Real time gibi yani bayağı değil mi? Tabii. Ben şimdi mesela yine geleyim az önceki ekrana. Edit inbound rule dedim. Şimdi iki security arası şurada bağlı burada arkadaşlar. Application 1 ile 2'nin birbirine bağlantısı için. Ping'i de hazır beklettim burada. Delete'e bastım. Henüz rule'u save etmeden ping'i başlatacağım. Sonra save edeceğim. Ping'imin kesilmesini bekliyorum. Yani oradaki network'ün kesilmesini. Ama bize delay'li geliyor şimdi ya. Sanki. Bize delay'li mi geliyor? Yok senin görüntün sanki bir saniye delay'li mi geldi bilmiyorum. Valla bende kesilmedi abi. Şu anda çok akıyor. Hala ping yapıyor. Yalan mı söylüyor bize bu edebilesler? Aksın abi. Rule'u kaldır. Tekrar koy. Başka bir şey mi unuttuk acaba? Ping atayım. Şu anda ping atamıyorum. Bunun bence bambaşka bir sebebi var. Bu şu an ping'de böyle kesmedi bizi ping atarken evet, ama. Stateful firewall yüzünden olabilir bu. Evet. Dediğin biraz muhabbet daha... içeriden giden muhabbet olduğu için yani içeriden giden lokal network'ten çıktıkları için birbirine kesmedi beni. Handshake olduğu için connection handshake. Üzerinden. Ama dıştan bir bağlantı var. Evet. Ama ben geliyor olsaydı. Buyur abi. Ama yani TCP ping var mı abi? TCP ping varsa bir TCP port üzerinden. Onu diyecektim ya. Bu şu an attığın TCP değil yani sonuçta ama. Çünkü ICMP doğası gereği hani firewall araya girse de kesemeyebilir şey olabilir. Protokol farkı çok fazla. TCP ping nasıl tanımlayacağım ben burada? Ping işleri evet. Çok bilinçler değil. Şöyle bence TCP port açayım. Dinlemen tamam. De lazım. Evet. Tamam. Netcat'lere falan gireriz diyor. İki dakika mı olacak? Bayağı falan. Netcat kur abi. Bir tane netcat, bir tane şey koy. Şu kur. SSH'la host tarzı yapabiliriz ama çok kısa. Bence o çok kısa sürer. Ne diyorsun? SSH çalışıyor nasıl aynen. Aynen. SSH'da bir bastion host gibi arkadaşa diyelim ki sen tekrar SG'den çık. Save rule dedim. Şimdi ilk makinedeyim. İkinci makineye SSH yapmak istiyorum. Geldim. İlk makinenin connect example'ını alayım. Bende PAM de yok. PAM olmadığı için ne yapacağım? Gideceğim. SSH-E-V miydi? Öyle bir şeydi galiba. Şuna direkt çıkamayacağım galiba makineye değil mi? Aynen.
Kaşınıyoruz, kaşınıyoruz. Bunun command'i vardı da bende. Trello'da kaldı ya. Aa, bağlandım. Pardon. Y değil. Yes. Falan olmuş. Night. Siz konuşun abi. Ben şundan Trello'dan hemen bunun command'ine bakayım. Neyse saçta nasıl çıkıyorum diğer makineye de. Okay. Şeyden şimdi security grupta çok bir şey kaldı mı bilmiyorum da belki bir sonraki konuya giriş yapabiliriz orada. Olur. Şimdi sen dedin abi, güzel dedin, normalde bir instance oluşturunca AWS sana public bir IP veriyor zaten. Ama bu public IP instance restart edersen değişiyor. Bunun bazı sıkıntıları var. Ve bunun aslında bir çözüm yolu Elastic IP. Bir instance'a Elastic IP atayabilirsin. Normalde fleet, yani bir sürü Institute instance'ın varsa direkt Institute instance'a Elastic IP atayıp dışarıdan data işte gelmesi vesaire çok best practice değil. Ama ben mesela çok basit bir WordPress uygulama açıyorum mesela bir Institute instance'da. O durumda hani Elastic IP alıp, yani değişmeyen bir IP alıp aslında bunu Institute instance'ıma atarsam, Institute instance'ımı restart da etsem bu Elastic IP'den bağlanabilirim. Yani IP değişmiyor aslında. Statik, sana değişmeyen bir IP veriyor Amazon. Elastic IP dediğimiz değişmeyen, sana ait bir IP. Bu sana ait IP'nin belli bir ücreti var aylık olarak. Onunla ilgili geçen bir muhabbet olmuştu. Hani şey, onu Elastic IP ücretsiz sandım açtım diyenler oluyor ama aylık belli bir sabit bir ücreti var. Yani bir IP aldığınız zaman size aitse o IP bir parası var. Orada aslında bir karışıklığı gidereyim ben. Elastic IP bir açtığınız bir EC2 instance varsa ve buna attach ettiyseniz ayrıca bir Elastic IP parası charge edilmiyor. Ama edilmiyor makineyi mu? Diyelim edilmiyor. Ama makineyi diyelim kapattınız. Yani stop ettiniz. O zaman Elastic IP boşa çıktığı için o Elastic IP artık attach dursa bile kullanılmadığı için, yani bizim pool'dan bir kaynağı boşuna kullanıldığı için yani belirli bir ücret karşılığında duruyor. Yani ne oluyor? Siz onu park etmiş gibi oluyorsunuz. Park ücreti ödemiş gibi oluyorsunuz. Ama kaç işlemci için geçerli bu? Bildiğim kadarıyla 5. Yani 5 tane Elastic IP'ye kadar attached stability'sinse para vermiyoruz, öyle mi? Ama bakmak lazım. Çünkü belki de hani 5 de değildir. Biz, ya 5 tane... Ben hep paralı diye almıyordum abi. Böyleyse region'da 5... 5 tane soft limit allocate edebiliyorsun. Evet, soft limit. Aynen. Bu arada ben şeyden bahsedeyim bilemedim ama ya bu Elastic IP kullanımı aslında şey olarak iyi. Orada babam ikidir arıyor beni ama. Sen konuş abi, sıkıntı yok. Önemli evet. Bir şey olabilir. Ben bir konuşayım. Mute ettim seni. Şeyde ben bilmiyordum orada, güzel oldu, öğrendim de hakikaten de Elastic IP pricing'e bakarsanız arkadaşlar. Şöyle, makineye bir Elastic IP atarsanız bunun ücreti yok. İkinciye atarsanız ikinci ücretli oluyor. Makine eğer Elastic IP kullanmıyorsa, running değilse, çalışmıyorsa, bak orada makine stop durumdaysa da bu geçerli. O zaman da o şey Elastic IP ücretli olarak şey yapıyor. Bir tek 100'e kadar gidiyormuş bu. Hani 100 tane Elastic IP'den sonra artık hani o tek şey bir ücretli olarak devam ediyormuş diye şey yapıyorum. Görüyorum. Evet. Bayağı da gidiyormuş. Peki abi bir şey diyeceğim. Şimdi Elastic IP'yi yani kullanma senaryosundan biraz bahsetsek güzel olacak. Yani IP normalde public IP'den farkı değişmemesi, sana ait olması. Peki hangi durumlarda ihtiyaç var? Direkt EC2 instance'a atama dışında use case'leri falan da var mı mesela? Bahseder misiniz abi? Valla şöyle, benim en beğendiğim use case'inden bir Elastic IP'nin şu. Şimdi şöyle başlayayım daha doğrusu konuya. Static IP olarak kullanılıyor. Yani siz internette bir yere çıkıyorsunuz diyelim. Çıktığınız yerde size diyor ki bana IP'ni söyle, ben onu firewall'uma koyacağım. O zaman mesela bu Elastic IP dediğiniz şey değişmediği için, diğer public IP stop start sonrası değiştiği için diyelim. Atadığınız Elastic IP sabit, sizin allocate ettiğiniz bir şey olduğu için bizim pool'dan, o zaman o karşı tarafa IP verebiliyorsunuz, tanımlayabiliyorsunuz. Şimdi bu static IP kullanma gibi bir görünebilir. İsmi niye Elastic IP? İsmi şu yüzden, arkadaki EC2 makineyi değiştirin, başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Karşı tarafta herhangi bir şey söylemenize de gerek yok.
Yani bir IP'yi şu an yapabiliriz. App 1 makinesine atarız, bağlanırız. Sonra onu ondan detach ederiz. App 2'ye detach ederiz Elastic IP'yi. Oradan ona bağlanırız. Ha, bu ne işe yarar? İşte bir makinede mesela hani bir şey koşturuyorsunuz. Yeni versiyonunu yaptınız belki. Ona geçiş yapacaksınız. Bunun için kullanabilirsiniz. Yani bu böyle bir deployment sürecine de sokulabilir şey iş. Ve bunun daha böyle hani smooth versiyonları var. Yok değil. Burada bağlantı kesiklikleri vesaireler yaşanır. Onu söyleyeyim. Bir load balancing gibi bir şey gibi, autoscaling gibi veya blue green deployment tarzı deploymentlar gibi değil. Ama en basitinden çok basit bir makinem var. İkinci makine B makinesini artık kullanmaya başlayacağım ve aynı network altyapısı yani internete aynı şekilde gözükmesi istiyorum dediğiniz noktada tak çıkar şeklinde Elastic IP'nin arkasındaki makineyi değiştirebilirsiniz. İşte burada IP elastik olmuş oluyor. Yani benim de genel kullanımda gördüğüm şekli statik olarak kullanılması. Hatta örnek vereyim. Bir payment provider kullanıyorsanız BKM gibi, Masterpass gibi veya SMS için olsun, notification sistemleri için olsun bir SaaS ürün kullanıyorsanız bu arkadaşlar size diyorlar ki statik IP'ye ihtiyacımız var bir tane. Gelen çıkanın haddini hesabını yapalım. Firewall'a Serdar'ın dediği gibi tanımlayalım ki kendi ilgili ortamlarında da bu ilgili IP tanımları var. Dev ortamı için ayrı, staging ortamı için ayrı, production ortamları için ayrı statik IP'ler ihtiyacı oluyor. O zaman Serdar'ın bahsettiği senaryoyu yapıyoruz. Yani biz de çok sıklıkla karşılaşıyoruz. Development'taki makinamızı atıyorum başka bir versiyona geçiyoruz ya da makinenin tipini değiştiriyoruz. Komple kapattığımız senaryo da oluyor. Ama dönüp Masterpass'e her gün şey demiyoruz. Abi biz makineyi değiştirdik haberin olsun demiyoruz. Bunun yerine Elastic IP'miz zaten içeride sabit tanımlanmış oluyor karşı tarafta. İstediğimiz sürece kullanabiliyoruz. Serdar bir soru soracağım abi. Sen demiştin ya birden fazla Elastic IP bağladığında diye. Yani bu sayı olarak ben zaten EC2'ye birden fazla bağlayamıyorum ya. Senin bir tanesi ücretsiz, geri kalanı ücretli mi demen oluyor bu şey için Elastic IP? EC2 kenarında. Ses gelmiyor. Gelmiyor. Aynen. Serdar ses gitti. Yani bir çalışan bir makineye bağlanmayan ve ek olarak kullandığınız her tür IP adresine Elastic IP'den bahsediyoruz. Evet. Şey yapabilirsin bu arada. İkinci makine. Ya mesela. İki tane makinem var. İkisinde de birer tane şey bağlı zaten şu anda. Elastic IP bağlı. Tamam, bir tane. Tıkla mesela allocate. Üçüncüsünü allocate edemiyor musun mevcut makine? Hayır edemiyorum. Tam da onu denedim zaten siz konuşurken. Şimdi application bana bir tane daha allocate etmeye çalışıyorum. Bunlar şey oluyorlar, swap oluyorlar, yer değişiyor. Okay. Release oluyor. Doğru, evet. Orada şöyle bir şey var, o yüzden oluyor. Şu an daha alt seviyeye inmiş oluyoruz, daha alt seviyeye iniyoruz. Network Interface seviyesine, ENI dediğimiz Elastic Network Interface. Burada siz şu an bir instance yarattık ama instance'ın property'sine girerseniz orada Elastic Network Interface dediğimiz, ENI dediğimiz interface sayısı 1. Aşağıda bir yerdedir. Aşağıdan içeriden yani aşağıda network interface'ler de var. Şunları mı diyorsun? Şu arkadaşlar. Evet. Bunlar aslında buraya başka bir interface eklemeniz lazım. Yani EC2'da A interface var şu an. O default geliyor. B'yi buraya yaratacaksınız. B'yi ekleyeceksiniz. Ondan sonra o interface, network interface üzerine yeni bir Elastic IP ekleyeceksiniz. Peki security gruplar da mı bunlara aslında attach ediliyor EC2 instance'lara değil? Hı-hı. Aslında öyle ama bu seviyeye inersek biz bu seviyede hani şey kullandırırsak iş iyice karışır diye biraz kolaylaştırma anlamında her bir EC2 instance zaten bir ENI ile geliyor. Yani bir iki ENI olduğunda iki ENI'nin ayrı ayrı security group tanımlarını da yapabilirsiniz demek oluyor. Ya bunlar aslında hani bildiğimiz hani direkt network interface kart var ya onun sanal implementasyonu gibi düşünebilirsiniz. Bir de şeylerde bu dediğiniz gibi hani secure gruplar veya elastik IP'lerin hepsi aslında bir ENI entegrasyon sağlıyor. Yani arkada bir ENI'ye bağlanıyor. Ama mesela instance'ların bazı şeyleri var. Hani kaç tane ENI yaratabileceğin
şeyleri de var, yetenekleri de var, limitleri de var. Hani instance'dan instance'a göre değişiyor. Sanırsam T makinalarda iki tane olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. T tipi makinalarda. Hani daha büyük makineler çıktıkça daha fazla eni oluşturmana izin verebiliyor. Eni dediğim ENI diyeyim daha doğrusu. Türkçe söylemeyeyim de. Oluşturabiliyorsunuz. Yani aslında bütün iş burada network interface'te dönüyor. Yani bütün bu IP location'lara falan. Ona girmiş olduk bu arada ister istemez. Mantıklı da oldu aslında. Çünkü hani EC2'ye bağlı değil de aslında EC2'nin üstündeki network interface'ine bağlı. Çok basit bir şey. Ve birden fazla network interface bağlanabiliyor. Bunu söylemiş oldunuz. Tüm bu Elastic IP'yi işte security gruplar network interface'leri aslında associated. Ama sen gidip ayrıyeten bir network interface oluşturmazsan aslında UI'da da gördüğün security grubu attach ettiğin şey EC2 instance gibi geliyor sana. Bazen şöyle bir use case oluyor. Ben hani bunu çok yaşadım. Daha önce de yaşadım. Özellikle security group delete ederken arka tarafta ENI'yi detach etmeye çalışıyor ya. Orada bir süre geçiyor. Bazen eğer böyle özellikle bunu bir otomasyona bağladıysanız hani çok fazla böyle security group silip kaldırıyorsunuz artık bir yerden sonra orada bir gecikme olabiliyor bazen. Yani network interface'in orada detach olup kalkması biraz zaman alabiliyor. Siz orada hani ya security group niye silinmedi deyip bir daha üstüne bastığınız zaman aslında şey hatası bir hata alabiliyorsunuz. Yani buraya bir yetkiniz yok işte bunu silemezsiniz gibi bir hata alabiliyorsunuz. Çünkü o arkada aslında network interface'i kaldırmaya çalışıyor. Bir süreç geçiyor. Öyle bir yerde hani öyle bir sorun yaşadığınız zaman direkt network interface kısmına gelip bakabilirsiniz. Hani süre statü nasıl diye. Önemli yani bu kısım. Bu Elastic Network Interface ile ilgili çok detaya girmeden değişik bir anı anlatacağım. Ahmet diyebilir. Şeyde Lambda'da ya AWS Lambda servisi var. Lambda'da da aslında yani çok detaya girmeyeceğim konu dağılmasın diye ama Lambda'da da mesela internete çıkan şeylerde yani her bir Lambda fonksiyonunda Elastic Network Interface üzerinden çıkıyor. O şimdi scale ederken Lambda fonksiyonları birden fazla Lambda fonksiyon paralelde çalışıyor ve her paralel çalışan için bir ENI açıyor aslında arkada. Bu açtığı ENI'ların da scalability üzerinde etkisi var. Yani işte o bir sizin için bottleneck olabilir ve bunu görmek zor olabiliyor. Mesela biz bununla ilgili işte niye çıkamıyoruz, niye sıkıntı oldu falan hani scale etmiyor diye Lambda'yı düşünürken arkada mesela ENI sayısının yetmediğini, onu da aslında arttırmak gerektiğini, işte request açmak gerektiğini falan görmüştük ki serverless bir serviste ENI gibi network interface seviyesinde bir şey görmek garip gelmişti ama hiçbiri magic değil. Yani arkada ENI gibi temel network seviyesinde bir şey. O yüzden must know. Yani hangi servisi kullanırsanız kullanın. Elastic Network Interface nedir? Ne işe yarar? İşte bütün bu network rule'ları vesaireler bunlara bağlı gibi bir şeyi bilmek şart o yüzden. Şimdi what's next? Ne yapalım isterseniz? Network Interface hakkında başkanım. Abi ona yanlışlıkla girdik Elastic IP'den de. Elastic IP. Gerçekten. Çünkü birbirine şey yapıyor yani. Birbirine bağlı olduğu için. Bundan bahsetmeyince bir yarım kalıyor hakikaten yani. Havada kalıyor. Bu şeyde Elastic IP'de abi hani bahsettik zaten de. Şimdi benim use case'im var şu an. Mesela kendi web sitem, kişisel web sitem hiç doğru düzgün böyle load alan falan bir şey değil yani. Millet girerse bir sistem olduğunu görsün falan diye koyduğum bir şey yani. About me sayfam var. Şimdi ben bu durum için Lightstep kullandım zaten de. Lightstep'te bile arayüzde bir Elastic IP oluşturup bağladım WordPress EC2 instance'ıma. Ve çok basit yani benim orada işte downtime derdim falan yok yani. Biri bir şey yapsa ben orayı durdururum o instance'ı. Hiçbir sıkıntı olmaz ama derdim şu DNS'e entry sürekli girmekle uğraşmayayım. Oraya bir tane değişmeyen bir tane IP gireyim. Alet düzgün bir şekilde şey yapsın hani DNS'le uğraşmayayım bir daha diye oluşturduğum bir şey Elastic IP benim için orada. Şimdi şunu diyeceğim. Elastic IP'yi normalde gerçek işte dedin zaten sen de Blueprint Deployment gibi senaryolar oluyor. İşte Scalability mesela network tasarlarken bence işte onu hesaplayıp işte gösterip mesela farklı işte availability zone'lara işte atıyorum 5'er tane instance koyduk ve iki tane farklı app var. Bu iki app'in de işte requirement'ları farklı. Biri internete çıkacak, biri çıkmayacak gibi böyle basit de olsa bütün her şeyi cover edecek bir senaryoyla anlatalım o zaman da. Ve bu durumda Elastic IP'yi aslında biz instance'lara bağlama use case'ini production'da çok görmüyoruz. Onun yerine Elastic IP ile load balancer'lara bağlıyoruz diyebiliriz aslında değil mi? Aslında ya ben küçük bir ondan bahsetmek istesem mi diye düşünüyordum da özellikle bizim bu hazır yeri gelmişken reklamını da yapayım.
AWS Türkiye Twitch kanalında Serdar'larla birlikte bu işte Scaling to First 10 Million Users diye bayağı hani iki haftadır devam ettirdiğimiz, bu perşembede yine üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz, perşembe akşam 8'de herkes oraya bekliyoruz. Gönder gireyim. Aynen göndereyim. Çünkü son büyük ihtimalle abi, bitmedi. Konu o kadar uzun ki. Orada aslında abi senin dediğin yüz kez'i biz uçtan uca anlattık, anlatıyoruz. İşte en son serverless'e kadar geldik. Hani sıfırdan bir EC2 açıp önüne Elastic IP, hatta içinde bir application ve DB'nin olduğu bir yapıdan, önünde bir Elastic IP olan bir yapıdan, çok monolitik bir yapıdan, böyle artık ölçeklenebilir mikroservisli, ondan sonra önünde load balancer'la işte managed service kullanan, işte daha sonrasında serverless yapılara geçiş yapan aslında sistemi anlattık. Yani user sayınız arttıkça, hani 1000 kullanıcıdan işte 10.000 kullanıcılara geldiği zaman artık mevcut sisteminiz, işte bir tane instance önündeki Elastic IP bunu kaldıramıyor artık bir yerden sonra. Çünkü yüksek hit alıyorsunuz, trafiğiniz artıyor. Ondan sonra artık bu sistemleri mecburen ölçeklemeye başlıyorsunuz. Daha küçük yapılara bölüp daha fazla işte container gibi teknolojilerde, işte veya işte serverless gibi teknolojilerde artık farklı bir yapıda refaktör edip çalıştırmaya başlıyorsunuz. Yani aslında uçtan uca, ama hani ilk girişte bizim de hani genelde hani benim kendi kişisel olarak önerim, hani ilk bir startup'ınız varsa hani bunu bir EC2 üzerinde application'ınızı host edip çalıştırıp daha sonra artık trafik almaya başladıkça hani bunu daha farklı yapılara döndürmek mantıklı oluyor. Bizde mesela VPC anlatırken abi, belki senin elinde varsa mesela öyle bir grafikle de hatta gösteririz. Yani şu app şu internete çıkacak. İşte şu internet gateway aracılığıyla çıkacak. İşte şu iki tane subnet oluşturacağız farklı işte availability zone'larda falan gibi. Çok kompleks değil ama tüm o önemli olan production'da gördüğümüz şeyleri kullanan bir senaryodan gitmek, bu UI'den gitmekten orada en azından daha faydalı olacak abi. Böyle bir şey yaparsak süper olur valla. Tabii tabii. Ya VPC'de kesinlikle bir topoloji veririz. Topolojilerinden gideriz yani. Hani Azmi açar gösterir aynen bize topolojilerinden. Güzel olur yani. Hatta çizim olursa mimari abi, onu direkt konsol tabii üzerinde tıklaya tıklaya da hep beraber kurarız sıfırdan. Subnet ile VPC'si ile. Aynen. Tam güzel production ready bir network sistemi olur. Bu işlere başlamak isteyenler için. Bir şey diyeceğim. Bayağı bir oradaki Elastic IP'den bahsettik ya, hani şeyden de bahsettik, Network Interface'den bahsettik, Security Group'dan da bahsettik. Acaba Placement Group'la Key Pairs'den de bahsedip bitirsek mi haftaya? Load Balancing ile Autoscaling'i halletsek de hani işi duyuyor artık, geçmiş oluruz. Bence de olur. Key Pair'i... Key Pair'den başlayalım. Tamam. Key Pair'den başlayalım. Şeyi sona bırakalım. As solisti. Okey. Biriniz girin abi. Serdar buyur abi. Keyif eğir. Okey. Şimdi demin Azmi bir cümle kurdu. Benim PEM dosyam nerede dedi. PEM dosyam yok dedi falan dedi. Demin bağlanırken. EC2 yaratırken de en sonunda bize diyor ki sizin bir key'iniz var mı diyor. Yoksa ben yaratayım ya da var olanı kullanın. Keyif eğir aslında burada bizim kendi private key'lerimiz. Yani makineye bağlanmak için kullandığımız. Burada mesela create bir key pair deyip isim verirseniz, bunun hem PEM versiyonu var. PEM versiyonu genelde OpenSSH Linux tabanlı sistemler için. Ya da PPK versiyonu da Windows'da PuTTY kullanıyorsanız o destekliyor diye. Hazır sizin için yaratabiliyor. Bu keyler size burada create dediğinizde public private key ikilisini yaratıyor aslında. Ve public key'iniz sizde duruyor. Bu sizin aslında kapıyı açan anahtarınız diyelim. O anahtarı kimseyle paylaşmıyorsunuz. Bu konsol içerisinde burada duruyor. Ve size ait tamamen. Hiç kimseye vermemeniz gerekir. Sonra da bir makine açarken ben bu key ile makine açacağım derse, o zaman o key ile açılan makinenin içine de bu key'e bağlı public key. Yani şeyi, kapıyı kilitleyecek aslında, kilidi diyebiliriz birazcık. Herkese dağıtıp dağıtabildiğiniz işte, al abi kapıyı bu kilitle, ben her türlü açarım, anahtarı bende dediğiniz kilidi veriyor makinenin üstüne.
Bunu içeride bir dosyaya yazıyor. İçerideki scriptler makine açılışında, makine yaratılırken. O zaman ne oluyor? Biz burada mesela test app diye bir key pair'imiz varsa test app'e ait public key makinenin içine yazılıyor. Siz bağlanırken de kendi private key'inizi kullanıp başka kimsenin bağlanamadığı, sadece sizin bağlanabildiğiniz güvenli bir SSH connection altyapısı kurmuş oluyorsunuz. Bu çok hızlı bir şekilde oluyor. Bu şey, key pair'i öyle açıklayabildim. Şu an bir kalemde. Bir de bu key pair'ler infrastructure as code olarak yaratılmıyor değil mi Serdar? Yani CloudFormation'la ya da AWS CDK ile falan yaratamıyoruz. Bunları gelip konsoldan yaratmamız gerekiyor. Şöyle, aslında onu bir şekilde bağlayabiliyorsun. Yani atıyorum infrastructure as code'da şey diyebiliyorsun yaratırken işte pair'i oluşturup işte private key'i de al. İşte atıyorum secret manager'a gönder, oraya yaz veya S3'ye koy. Yani yine full automatic bir yapıyla key pair'i de aslında entegrasyonu sağlayabiliyorsun. Ama genelde birçok takım hani bunu manuel yapma taraftarı oluyor. Ama hani fully uçtan uca bir automatic yapı kurmak için bence bu da güzel bir çözüm olabilir. Secret manager'ı arkaya atma falan. Oradan bak, yönetme. Onu güvenlik zaten. Güvenlik olduğu için o private key'in Ahmet'in bahsettiği automated yapıda hani orada yarat, sonra secret manager'ı at, sonra kullan, koy. Hani hiç araya kimsenin girmediği bir süreç. O private key'i herhangi birinin elde edememesi lazım. Önemli olan o yüzden manuel zaten yaratmayı tercih ediyor daha çok firmalar. Ama automated versiyonda da bu güvenlik sağlanıyor. Ahmet'in dediği şekilde. Bu arada hani secret manager... Dünya yok ama. Bir private key 256 bitlik string'ini alıp bunu gidip CloudFormation script'in içine copy paste yapıştır gibi bir süreç asla yok. Evet, çünkü onlar çok şeye açık yani. Zaten çok da evet. Kullanılmıyor aslında. Otomasyon, yani prod için konuşuyoruz. Direkt makineye girip bir şey yapma hani birazcık eski, yani otomasyonu, infrastructure, code, onu bunu kullanmadığınız yapılarda olan bir şey. Var ihtiyaç oluyor lokalde bilmem ne de, ama değil mi? PAM'le hani prod'a girip de hani yapılabilir ama çok best practice değil yani. Oluyor. O da şey abi, yine private network'te oluyor bahsettiğin makineler. Onlara da bastion host yapıyoruz. Oraya bir tane public network'te olan makine, private network'teki makineye çıkayım diye tek bir PAM dosyası oluyor. Benim bütün network makinelere ulaşmak için. En azından sektörde gördüğüm, yani tecrübe edindiğim bu. Çok 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 uç case'lerde bağlanılıyor zaten. Geri kalan hepsinde ilgili application dokunabileceğimiz yerler için dashboardlar oluyor zaten. Ama bu arada ihtiyacı var tabii ki. Bir de şey, özellikle hani bu secret manager atarken hani orada şeyde dikkat etmek lazım. Gerekli IAM işte permissionlarıyla kimlerin o secret manager'daki işte PAM'lere yetkisinin olup olmadığını denetlemek aslında önemli. Ya mesela yani, şöyle bir şey de vardı. Ben daha önce hani öyle bir 100 kez görmüştüm. Aslında bu da bir best practice genelde. Hani işte bütün bu otomasyona girdik diye hızlıca anlatıyorum da kısaca. Hani otomasyon işlemlerinin, CI/CD'lerin, işte bu key pair'lerin oluşturulması kodlarla falan bütün bu büyük bir işlemin döndüğü yer genelde AWS'te hani best practice'lerde bir shared account oluyor. İşte operasyonel account diye adlandırılıyor. İşte orada Jenkins'iniz var, CI/CD servisi veya işte GitLab CI var, işte GitHub var. Bütün bu CI/CD servisiniz ve otomasyon koşturduğunuz instance'lar var. Orada hepsi çalışıyor. Siz aslında bütün bu işlemleri burada yapıyorsunuz. Ama işte mesela production'da bir instance veya bir key pair açacaksanız bu taraftan aslında bu account üzerinde bütün işlemleri yapıp daha sonra bu account üzerindeki şeylerde hani secret manager'da işte private key'i tutabiliyorsunuz. Sadece bu account üzerinde kişilerin erişimi açabileceği bir sistem oluşturuyorsunuz IAM permission'larıyla, yani shared account'ta. Production'da sadece yani işte kod gidiyor, infrastructure kod gidiyor CI/CD servisiyle instance'ına, çünkü key pair'ini, işte public key pair'ini oluşturuyor, çıkıyor. Tamamen fully automated ve izole bir yapı. Aslında buralarda zamanı gelince çok detaylı konuşuruz. Gerçekten çok güzel use case'ler. Hatta bence şey bile yapabiliriz. İşte özellikle hani bu teknolojilerle haşır neşir olan işte arkadaşları da çağırırız sektörden. İşte mimarilerini anlatan bir izole yapıda falan. Çok verimli olacağını düşünüyorum. Abi hazır konuş. Ben abi bir saniye key pair'e geç, key pair'i bitirmeden bir şey eklemek istiyorum son olarak. Diyeceksiniz ki ya daha ne ekliyorsun?
Bir tane abi sabahtan. Nasıl olur sabahtan beri keypair'te konuş. Azmi abi bir keypair'te gelebilir misin? Göstereceğim. Demo üzerinden göstereceğim. Abi normalde baktığında böyle hani EC2'nin en kolay yeri gibi gözüküyor ilk giren arkadaşlar için. Diyor ki işte keypair üretiyorum, bir tane dosya atayım USB'me, nereye gidiyorsam götüreyim, otobüste yanımda olsun, metroda yanımda olsun, ama hakikaten buyur öyle konuş. Şu an abi sağ ne? Üstte ne yazıyor? Frankfurt mu? Onu değiştirebilir evet. Misin abi? Stockholm'a gidiyorum. Downtown Center'ın orada otel var bir tane. Oraya. Geldim. Burada bırakıyorum abi başkasının sözü. IP'ler regional'dır arkadaşlar. Şey değildir. Buraya geldim değildir. Yok. Global değil. Lazım. Yani EC2'nuz başka bir region açıyorsanız onun ayrı bir key pair'i olmalı. Burada actions'a gelebilirsen import diye bir seçenek var. Yani diğer region'daki bir key pair'i buraya import edebilirsiniz. Aynı key pair kullanmak için tüm region'larda. Bu bir pratik olabilir. Hani rahat, kolay kullanım açısından. Bir de güvenlik tarafında daha çok hani kafayı kırmış arkadaşlar varsa, ya kardeşim keypair'i güzel hoş da niye Amazon bizim yerimize keypair üretiyor da diyebilirler. Çünkü sonuçta hani bu bir anahtar. Anahtarı bizim üretmemiz de bazı kişiler tarafından güvenlik şeyi olabilir. Güvenlik açığı olarak ya da güvenlik endişesi yaratabilir. O yüzden böyle bir şeyimiz var. Import seçeneğimiz var. Kendi keypair'inizi yaratıp şey yapın diye. Ya hatta hazır gelmişken onunla ilgili küçük bir şey söyleyeyim. Biz bunu yanlış hatırlamıyorsam Obsidian'dayken Serhat belki hatırlarsın. Bununla ilgili aslında şey yapmıştık yani bu taraftaki bilmiyorum sonra update oldu mu Serdar beni şey yaptı. 2048 bit RSA key ile oluşturuyor diye hatırlıyorum. Yani eskiden öyleydi de şu an tam emin olamadım. Biz onu kendimiz 4096 bitlik RSA key ile oluşturup kendimiz import ediyorduk sisteme. Çok daha güvenilir olacağını düşündüğümüz için sağ olsun işte o Eki abiyle birlikte şey yapmıştık. Emekli Eki abi. Güzel selamlar. Günlerdi. Selamlar abi. Saygıyla. Aynen. Şeyi de gösterelim bitirelim abi istersen. Son o bahsetmediğimiz bir konu kaldı zaten. Placement group. Hayatımda kullanmadım. Çok samimi söylüyorum. Ne işe yaradığını da çok bilmiyorum. Sizden şu anda öğreneceğim. Ahmet sen konuşuyordun abi. İstiyorsan buyur. Sen devam et. Placement grup tarafından. Aç. Ben, cluster ya, spread partition dedi. Ya placement gruplarla ilgili açıkçası şey ya benim de aşırı çok şey olmadı. Belki Serdar daha detaylı anlatır ama ben kısaca bir şey yapacak, giriş yapacak olursam. Özellikle hani yüksek bir network throughput'u elde etmek isteyen kişilerin genelde hani tüm instance'larını aynı ortamda, aynı fiziksel ortamdaki rack'ler üzerinde koşturmasına olanak sağlayan bir yapı var burada. Size özel bir grup, yani yerleştirme grubu hani isminden de anlaşılacağı üzere bir grup oluşturuyorsunuz ve mevcut tüm instance'larınız bir availability zone'da aynı veya yakın rack'ler üzerinde ayağa kalkıyor ve orada iş yükleriniz çalışıyor. Ve bu şekilde aslında çok daha birbirleri arasında, instance'lar arasında çok yüksek hızlı bir şey yapabiliyorsun. Yok, diğer türlü hani bunu oluşturmasanız atıyorum bir tanesi bir availability zone'un belki bir ucunda, diğeri ta diğer hani rack atıyorum işte 5. katta içinde işte instance ayağa kalkabiliyor. İşte burada dediğiniz gibi işte o kabloların arasından geçen hani o belki çok küçük latency'leri de hani bertaraf etmek için hani mümkün olduğu kadar hızı arttırmak için sağladığımız bir şey. Yani kısaca böyle diyebilirim ama detayını belki Serdar daha deep dive anlatabilir. Yani şöyle hemen şey yapalım. Bir kere bu tarz bilmediğiniz şeyler varsa bunların hepsi documented. Yani biz de bilmediğimiz zamanlarda bakıyoruz, açıyoruz. Onu söyleyeyim. Ben de demin hani cluster, spread ve partition'ın birebir detayını çok net olarak ezbere bilmediğim için ama hani ne olduğunu da biliyordum. Tam doğru anlatmak adına açtım, baktım. Ağzım sana da bir link gönderirim. İstersen açabilirsin. Oradan da takip edebiliriz dokümantasyondan ama konu şu.
Aynen Ahmet'in dediği gibi makinanızın yakın olmasını istediğiniz durumlar olabiliyor. Yani iki makinem var. Bu iki makine birbirine yakın olsun network olarak, fiziksel olarak. Nedir mesela, network'te daha low latency istiyorum. Hani o belki böyle bir kendi karşı aralarındaki latency data center'ın bir ucundan diğer ucuna ya da Evtizon'da iki data center'da olmasın da daha yakın racklerde bir iki switch atlayarak geçsin ya da aynı switch üzerinden geçsin gibi. Cluster modu. Cluster modunda böyle bir şey var, yapısı var. Şeyde partition dediğinizde burada şöyle bir şey yapıyorsunuz. Ha, bu arada şeyi atlamayalım. Availability zone içerisinde diyoruz yani. Bir AZ içerisinde olmasını garanti ediyoruz. Zaten makineyi açarken iki makinenin aynı AZ'de olduğunu düşünürsek placement gruplar aynı AZ'deki makineler için geçerli olan bir konu. Partition dediğinizde bu sefer sistemin aynı hardware'i kullanmasını engelliyorsunuz. Yani nedir? Bir host makinemiz var. Üstünde iki tane sistem var. Bu iki sistemi eğer partition derseniz bu aynı host makinede olmamasını sağlıyor. Bu placement group. Bu sayede mesela bazı high performance computing işleri ya da distributed bazı ortamlar yaratacaksanız, çünkü aynı hostun üzerinde olması demek şu demek, arka tarafta aynı kabloyu, aynı networking'i bir şekilde kullanır. Siz oraya çok fazla yük indirirseniz vesaire, hani şey yapabilir, performans arttırmak adına böyle bir ihtiyacınız olabilir. Üçüncü olarak da spread dediğimiz şeyde, bu da bir şekilde ayırmak anlamına geliyor. Yani nasıl ayırmak? Bir availability zone içerisinde daha dağınık yapıya koymak. Hani default'ta bunun şeyi var. Siz bunu hiç seçmeseniz bile sistemler aslında bu tarz failure'lara karşı dağınık yapıda duruyor. Ama siz burada şunu garanti ediyorsunuz. Ya availability zone'da bir yerde, mesela bir data center'ın bir kablosunda kesinti olduğunda diğer makine aynı yerde değil, ona yakın değil. İşte bu tarz bir failure olduğunda mümkün olanı en az etkilenecek yerde tarzı bir şeyi garanti etmiş oluyorsunuz. Bu üç tane ihtiyaç aslında baktığınızda. Cluster, partition ve spread. Okay. Yani şey, spesifik bir use case var. Bahsetmiş olduk. Güzel oldu. Teşekkür ederiz. Ne derler? Soru var. Cevap vermiş gerçi Serkan ama siz de istiyorsanız hani verebilirsiniz. SSH ile EC2'ye bağlanırken PAN file'e giriş yapmayayım ama ek olarak ayrı bir şifre sormasını sağlayabilir miyim demiş. Yapayım demiş. PAN file'la. Yani sadece şifre sorulmuyor. Yani sadece şifreyle gireyim, PAN file hiçbir şekilde kullanmayayım tarzı bir soru değil bu. PAN şifresiyle gireyim ama PAN içinde şey oluyor, olsun diyor değil mi? Bir şifre sorusu. Evet, yani girerken sadece PAM'i gösterip connect demeyeyim de bir de işte EC2 user mesela bir de şifre giriyor hani. Burada benim bildiğim kadarıyla şöyle bir şey var. Eskiden ben bunu araştırmıştım yıllar önce. Hani o zamanlar hani public private key encryption kullanıyorduk hem ama aynı zamanda bir şifre de keşke olsun demiştik. Tabii o zamanlar hani cloud üzerinde çalışmasak da bunu istiyorduk. Bildiğim kadarıyla şey yaratırken bir private key yaratırken yani yaratma aşamasında bir şifre oluşturma şansınız var. OpenSSH'ına işte şeyiyle, komut satırıyla orada yaratılan bir kendinize özgü custom bir private key yaratırken diyeceksiniz ki şifresi de bu. O zaman o private key'i siz her solu kullanmak istediğinizde diyeyim, o private key'i açabilmek için, kullanabilmek için size sistem şifre de soruyor olacak diye bir hatırlıyorum. Serkan da yazmış. Passphrase diye yazmış. Aslında şey bu SSH tracking mesela şu an Azmani açıksa önünde bir Linux makinesi. Hı-hı. SSH tracking diye direkt enter'a bastığınız zaman zaten orada sorular soruyor. Orada bir şifre oluşturabiliyorsunuz, ek şifre. Linux makinesi dediğim Amazon'da biliyorsun 20 saniyede bağlanabiliyoruz sıfırdan kurulumu açılması. Bayağı bir yani sorun değil, geçiyoruz zaten arada
etkinlik falan bir şey yoksa artık Apple etkinliğidir. MasterChef var gerçi ama yapacak bir şey yok. O yüzden şey arkadaşlar, bugün de geçtik gene. Sen onu orada hazırsan şey yapayım abi. Sana vereyim sözü de. Ben mi? Ben her şey için hazırım abi. Ha, o zaman sen şey yap, ben sonra konuşurum. Burada enter fast phrase'e direkt enter tıkladın ya abi. Yani aslında orada şifre vermedin sen. Onun için hani oraya atıyorum bir herhangi bir şifre yazarsan kimin Hasan hocamın sorusuna cevap vermiş oluyoruz. Tamam, ben de hemen orada. Evet. Geliyor mu şu an sesim? Ha, bu arada bilmiyorum. Hani oradaki pub dosyası var ya, bir pub oluştu, bir de ID RSA oluştu. O pub dosyasını import edip o Serdar'ın dediği gibi import key pair'den public key pair olarak upload etmeniz gerekiyor. ID RSA'yı da hani az önce yaptığın gibi SSH-I bu ID RSA'yı verip EC2 makineye girdiğinizde key phrase'de yazdığınız o şifreyi soracak size. Onu da yazıp, yani ikinci bir şey gibi, ikinci bir güvenlik önlemi gibi. Yani hani bir PEM'i kullanıyorsunuz. PEM'den sonra bir de şifre yazıyorsunuz. Çok güvenli bir yapıda direkt EC2'ye bağlanmış oluyorsunuz. Güzel bir yapı yani. Ben ekleme yapayım hemen sana. Passphrase'i boş geçtik. Hani hiç şifre koymadı değil, boş bir şifre koyuyor aslında. Siz tekrar tekrar bağlanmak istediğinizde, eğer lokalden direkt makineye bağlanmadan ilgili SSH komutu artı sonrasında da bu komutu çalıştır dediğinizde yine size FastPair soruyor. Burada da keychain var Linux Ubuntu distribution'larında, bizim macOS'larda olduğu gibi. O boş şifreyi keychain'e bağlıyorsunuz. Yine aynı şekilde şeyin içerisinden, SSH config'in içerisinden. Bu sayede size şifre sormuyor. Normalde ben hiç şifre belirlemedim ama lokalden makineye bağlanmadan SSH'la birlikte bir komut çalıştırmak istediğimde yine bana şifre soracak aslında. Bunu da ekstra eklemiş olayım. Hani hiç şifre, evet. Boş bir şifre oluştu. Her seferinde bir şifre soruyor. Biz enter deyip geçiyoruz. Benzer şey yani GitHub'a falan SSH'la bağlanırken de, yani çok farklı değil. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Yavaştan kapatalım mı? Bence de. Şimdi o zaman çok çok kısa şey yaparsak, hani önümüzdeki hafta neden bahsedeceğiz diye üstünden geçersek, aslında önümüzdeki hafta EC2'yi bitiriyoruz arkadaşlar. Bu hafta bütün o Network and Security kısmını bitirdik. Güzel oldu. Önümüzdeki hafta load balancer kısmına giriyoruz ve autoscaling kısmına giriyoruz. Yine uzayabilir belki, çünkü yani autoscaling de kendi başında biraz uzun. Ama bitirelim artık, iş tutu sıkmaya başladı. O yüzden uzun oldu ya. O yüzden şey, hani önümüzdeki hafta bitiririz iş tutuyu. Ondan sonraki haftada büyük ihtimalle IAM'e başlarız diye düşünüyorum. O keyifli topikler. Okey. IAM önemli. Güzel. VPC'den önce bence IAM'dan bahsetsek güzel olur, çok gecikmeden. Evet, aynen. IAM yani çok karışık geliyor aslında. Hani bu ne, aga bu nedir diyorlar. IAM'e baktığında böyle işte ayrı ayrı polislerin içindeki bir sürü yazılar, böyle JSON dosyaları vesaire. Aslında çok zor değil, çok kolay yani. Baktığınızda biraz şey yaptığınızda, structure anladığınızda. IAM anlatalım ki IAM daha sonrasında, çünkü tüm servislerin birbiri olan güvenli iletişiminde şey rolü oynayacak. Kilit bir rol oynayacak. EC2'da mesela EC2 rollerinden bahsetmedik. Onu da IAM'de herhalde değiniriz. Orada da bence bir iki demo show yaparız yani. Olur. Aynen. Limitleri oldu o zaman. Azmi takıldı herhalde. Heh. Azmi bir şey dedin ama duymadım. Connection spike yaşıyorum gereksiz yere, anlamadım ben de. Limitleri zorlarız, orada da IAM konusunda demiştim de, işte full access'le bir şeylere erişmek, işte full access'imiz olduğu halde ilgili resource'a IAM yorumumuzu restrict etmek gibi, o tarz demolar gerçekleştiririz. Deneydim. Okey. O zaman sağlıkla kalın arkadaşlar. Dikkat edin. Durum kötü. Evet. Zaten yasaklar falan da geldi. Etraftan çok da haber geliyor. Hani artık evde takılıp mümkün olduğunca bu cumartesi pazar galiba 10 ile 8 arası mı sokağa çıkmayasa, öyle bir şey galiba da.
Neyse. Onun tam olarak ne olduğu anlaşılmamış bile. Evet. Herkes bir şey diyor. Ben arkadan bakıyordum da herkes bir şeyler söylüyor. Ya çıkar bir şekilde. Nasıl biz her akşam saat 8'de buradayız. YouTube'dayız arkadaşlar. Kapatmada, kapatmada. Burada burada bir saatte security grup anlattık. Herkes anladı. Adamlar ne zaman sokağa çıkmayacağız anlatamıyorlar. O yüzden. Doğru. Okey. Sorularınız olursa görüşürüz arkadaşlar. Aynen. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.